Olay gece yarısından sonra gerçekleşmiş komutanım. Muzaffer Bey çiftliğe dönüyormuş. Otomobil burada durmuş. Durmuş mu, durdurulmuş mu? Buraya gelirken yavaşlamaya başlamış. Ani bir fren izi yoktu. Zorla durdurulduğunu sanmıyorum komutanım. Demek ki katil tanıdık biriymiş. Muzaffer Bey onu görünce durmuş olmalı. Muhtemelen komutanım. Lakin araç hızla hareket almış. Kaçmaya çalışmış. Ama yine de 3 kurşun isabet almış. Bu da kazanın sebebini açıklıyor. Muzaffer Bey yaralı vaziyette kaçmaya çalışmış. 3 adet mermi kovanı bulduk. Komutanım bunu bulduk. Muzaffer Bey buranın mühim simalarından biriydi. Herkes tarafından sevilir, tanınırdı. Muhakkak. Lakin herkes sevmiyormuş. Öldürüldüğüne göre. Cinayet sebepsiz yere işlenmez. Biri Muzaffer Bey'e çok öfkelenmiş olmalı. Geçmişte ya da öldürülmeden önce yaşanmış bir husumet, bir ihtilaf. Hatta Muzaffer Bey'in ölümüyle sağlanacak bir menfaat. Bütün bunlar cinayet sebebi olabilir. Siz de Muzaffer Bey'i öldürenlerin buradakilerden biri olduğunu düşünüyorsunuz. Yüksek ihtimal. Tecrübelerim beni yanıltmıyorsa eğer, katil bunlardan biri. Komutanım, herkes çok üzgün görünüyor. Öyle olduklarından kuşkum yok. Lakin maalesef cinayetlerin çoğu öldürülenlerin yakınları tarafından işleniyor. Ne acı? Acı ama hakikat. Muzaffer Bey'in kiminle husumeti vardı? Komutanım, Muzaffer Bey çok sert biriydi. Otoritesini sağlamak için kimi vakit despotluk yaptığı bile olurdu. Bu yüzden birçok insanla ihtilaf yaşamıştır. Kardeşiydi değil mi? Evet. Halide. Kısa süre önce evden kaçarak evlenmiş. Yanındaki de eşi. Kemal. Evden niye kaçmış? Muzaffer Bey Kemal'le evlenmesine razı gelmemiş. Gelmesi de beklenemezdi zaten. Kemal, Muzaffer Bey'in eşi Serap Hanım'ın eski yavrusu. Enteresan bir durum. Bu kim? Renan Hanım. Muzaffer Bey'in eski nişanlısı. Yanındaki de Zekai Bey'in eşi. Zekai Bey'i tanıyorum. Muzaffer Bey'in sadece iş ortağı değilmiş. Evet. Aile dostlarıydılar. Şu kim? Çiftlik çalışanlarından biri. Muzaffer Bey'i çok seviyormuş anlaşılan. Ya şu? Hamza. Serap Hanım'ın ağabeyi. Kemal vakti zamanında onu vurduğu için hapis yattı. Bu da Cemşir Ağa, Serap Hanım'ın babası. Eskiden elcilik yapardı. Traktörler gelince boşa düştü. Muzaffer Bey kaynatasını işinden etti yani. Yasin Ağa, çiftliğin emektarı. Muzaffer Bey öldürülmeden kısa süre önce çiftlikten ayrılmış. Neden? Reşit yüzünden. Yasin Ağa yılların çiftçi başısıydı. Sonra işi Reşit'e verilmiş. Kim bu Reşit? İşte orada, gözlüklü olan. Serap Hanım'la eski tanışıklar. Yeğeni, Ramazan. Dayısına çok düşkünmüş anlaşılan. Onların hikayesi biraz karışık komutanım. Bir zamanlar abayı Serap Hanım'a yakmıştı. Yengesine. Öyle değil.
Serap Hanım'ı başlık parasını verip çiftliğe getirten esas bu. Sonra Muzaffer Bey Serap Hanım'a göz koyuyor. Böyle olunca da Ramazan'a yol görünüyor tabii. Yani Muzaffer Bey ile arası kötüydü. Hı hı. Ramazan'ın has arkadaşı. Çiftlikten kovulunca onun evine yerleşti. Düzenbaz Hacı Hoca takımındandır. Madrabazın biri. Şu beyefendi kim? Halide Hanım'ın eski nişanlısı. Düğüne çok az vakit varken ortadan kayboldu. Sonra birden ortaya çıkıverdi. Bu iş bizi biraz yoracak gibi görünüyor. Ya Rabbel Alemin, şu anda okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif suresini şu anda şu kabirde yatmış olan Muzaffer Dinç Aslan kardeşimizin ruhuna bağışlıyoruz. Ruhunu şad eyle ya Rabbi. Amin. Gitmiş olduğu kabrini pürnür, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimizin şefaatine nail eyle ya Rabbi. Amin. Komşuluğuna dahil eyle ya Rabbi. Amin. Kabir istirahati nasip eyle ya Rabbi. Amin. Geride bırakmış olduğu aile-i efradlarına, eş ve çocuklarına, kardeşlerine, arkadaşlarına sabr-ı cemil, uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Amin, amin, amin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Muzaffer Dinç Aslan kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Sağ olsun. Eşi Serap Hanım. Başınız sağ olsun. Güllü kızım, hadi eve gidelim Güllü. Güllü. Nereye gittin Muzaffer? Beni bırakıp nereye gittin Muzaffer? Hani her şey benim istediğim gibi olacaktı. Şimdi beni kim koruyacak? Kim sahip çıkacak bana? Bu acıya nasıl dayanacağım Muzaffer? Ben kendimden başka kimseye güvenemedim. Huzur nedir bilmedim. Babam bile sahip çıkmadı bana. Ben istemeden kimse bana bir şey vermedi. Hakkım olanı bile savaşarak aldım. Yaşamak değil, savaşmaktı benimkisi. Belki bu yüzden böyleyim. Hırçın, öfkeli, başka türlüsünü bilmedim. Ta ki seni tanıyana kadar. Bana yaşamayı sen öğrettin. Birine sonuna kadar güvenmeyi. Ona yaslanıp ayakta kalmayı. Hepsini bana sen öğrettin. Bilirdim ki başıma bir şey geldiğinde Muzaffer gelir beni kurtarır. Beni yalnız bırakmaz. Sadece karnındaki çocuğu değil. Beni de yetim bıraktın Muzaffer. Beni de... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.